Herkese merhaba. Bu videoda familler için materyal parametresi oluşturmaktan bahsedeceğim. Bu bizim ne işimize yarayacak, neden gerekli? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi önceki derslerde oluşturduğumuz flanş familisini açtım. Bunun üzerinden örnek vereceğim. Şimdi burada oluşturduğumuz objenin üzerine tıkladığımızda sol tarafta Properties'te materyalimizi değiştirebileceğimiz bir sekme yer alıyor. Bundan önce bu family'yi projemize bu haliyle, parametresiz haliyle atarsak family'ye tıkladığımızda Properties'te materyal değiştirme ile ilgili bir sekme yer almıyor. Edit Type dediğimizde yine parametre oluşturmadığımız için bu family'nin materyalini değiştiremiyoruz. Bu kötü bir durum. Yani projenize çizdiğiniz her şeye materyal atadınız ama sadece bir obje var, buna materyal atayamıyorsunuz. Bunun nedeni family'nin materyal parametresi olmamasıdır. Şimdi hemen materyal oluşturalım burada. Bunu da örneklendirmek istiyorum. Mesela şöyle bir materyal oluşturduk. Şimdi projemize attığımızda bunun mor görünmesini isteyebilirsiniz ama öyle olmayacak. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi materyal rengi değişmedi. Çünkü family'nin içindeki materyal adı ile buradaki adı aynı olmayabilir. Aynı özelliklere sahip olmayabilir. Bu yanlış bir yoldur. Buradan materyalini kaldırıyorum. Ve şimdi parametre oluşturmaya geçelim. Properties'in altında Family Types tıklıyoruz. Buradan yeni parametre oluşturacağız. Sol altta New Parameter diyor. Tıklıyoruz. Adına istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Burada iki seçenek var. Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse. Type seçtiğinizde projenizde bu family'yi kaç tane kullanırsanız kullanın, hepsinin materyali aynı olacak. Instance derseniz projenizde bu family'yi sadece değiştirmek istediğiniz adetlerde, değiştirmek istediklerinizde sadece materyalini değiştirebilirsiniz. Yani flanş 1, flanş 2 dediğinizi varsayıyorum. Flanş 1'in materyalini değiştirebilirsiniz. Mor yaptınız. Flanş 2'nin materyalini de sarı yapabilirsiniz gibi. Bunları örneklerle göstereceğim. Disiplini böyle kalıyor. Type parameters. Burayı materyal yapıyoruz. Tamam dedik. Şimdi parametremizi oluşturduk. Objemize tıkladık. Buradan objemizin materyalini oluşturduğumuz parametreye eşitliyoruz. Burada zaten oluşturduğumuz parametre çıktı. Onu seçip tamam dedik. Şimdi projemize yükleyelim. Gördüğünüz gibi sol tarafta hala materyalle ilgili bir bilgi yer almıyor. Buradan materyali hala değiştiremiyoruz. Edit Type dediğimizde burada artık materyal karşımıza çıkıyor. Öncelikle bir tane daha flanş yerleştirelim. Şimdi örneklendirmeye devam edelim. Flanşın materyalini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi projede kullandığım bütün flanşların materyalleri değişti. Çünkü parametre oluştururken type'ı seçmiştik. Şimdi parametremizi değiştirelim. Parametremize tıkladık. Edit Parameter dedik. Burada Instance diyerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yanında Default yazıyor. OK dedik. Projemize tekrar yükleyelim. Şimdi objemize tıkladığımızda sol tarafta materyalini görebiliyoruz. Buradan değiştirebileceğiz. Edit dediğimizde burada
materyalle ilgili bir bilgi yer almıyor. Çünkü biz bunu instance seçtik. Yani örnek bir parametre seçtik. Bunun parametresini, materyalini değiştirdiğim zaman bunun materyali değişmeyecek. Hemen gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi bunun materyali değişti ama bunun materyali değişmedi. İşte bu kadar basit materyal parametresi oluşturmak. Şimdi hemen bir konudan daha bahsetmek istiyorum kısaca. Biz burada sadece bir tane objeye materyal atadık. Yani şöyle göstermek gerekirse sadece flanşımıza materyal parametresi oluşturduk ama cıvatalarımızın materyalini hala değiştiremiyoruz. Böyle familler oluyor. Family içinde familler oluyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunlara da materyal atayabilmek için bunlara da yine materyal parametresi oluşturmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi buna tıkladığımda materyalle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Buna Edit Family deyip o family'nin içine gitmeniz lazım. Burada tıkladık, hala demiyor. Yani materyalle ilgili bir bilgi yok. Edit Group diyorum. Buraya geldiğimizde hala materyalle ilgili bir bilgi yok. Edit Type'da da yok. Çünkü bu ayrı bir family ve bu family içinde materyal parametresi oluşturulmamış. Edit Family diyorum. Artık bunun için bir materyal bulunuyor. Buradan başta yaptığımız gibi tekrar materyal parametresi oluşturmamız gerekiyor. Burada yine dikkat etmemiz gerekiyor. Type veya instance. En son yaptığımız örnek üzerinden devam etmek gerekirse yine materyal parametresini seçtik. Tamam dedik. Şimdi parametremizi seçip eşitliyoruz. Burada projeyi yüklüyoruz. Şimdi burada yine parametre oluşturmamız gerekiyor. Ama burada parametre oluşturamıyoruz. Evet. Şu ekran diğer ekrana gelmiş, o yüzden buraya finish dedim. Şimdi burada parametre oluşturmam gerekiyor. Buna yine cıvata diyelim. Tamam. Şimdi edit group diyorum. Burayı da eşitledim. Sanırım hepsi için olmuştur. Evet, hepsi aynı cıvata olduğu için hepsi için oluşmuş oldu. Şimdi bunu projemize yükleyeceğiz. Delikleri nereye yükleyeceğiz? Flanşa. Evet, burada gördüğünüz gibi materyal geldi. Bunda olduğu gibi artık cıvatalarda da materyal var. Bunlar için de yine bir materyal oluşturuyoruz. Cıvata diyoruz. Materyali seçtik. Tamam. Burada yapmamız gereken sadece eşitlemek. Şimdi projemizi yükleyelim. Artık iki tane materyalimiz var. Yani family'de ne kadar farklı materyal atamak istiyorsanız hepsi için bir parametre oluşturmanız lazım. Şimdi buradan yine materyal atıyorum. Rengini mavi yapalım mesela. Gördüğünüz gibi şöyle daha net oldu. Gördüğünüz gibi cıvatalar için ve flanşın kendisi için materyal parametresi oluşturdum. Ama başlıklar için, somunlar için parametreler oluşturmadık. Yani her bir ailedeki her bir parça için parametre oluşturmanız gerekiyor. Ya da oluşturduğunuz parametreyi eşitlemeniz gerekiyor. Yani bu
hangi parametre ise bunları da ona eşitlerseniz sorun çözülecektir. Gördüğünüz gibi instans seçeneğini seçtiğimiz için şuradan tekrar göstermek istiyorum. İnstans seçeneğini seçtiğimiz için projemizdeki aynı famillere farklı materyaller atayabiliyoruz. Type seçeneğini seçseydik bu görüntüyle bu familinin görüntüsü aynı olacaktı. Bu videoda bu kadardı. Söylemek isteyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Benden çekmemi istediğiniz videolar arasındaydı. Bana sorduğunuz sorular arasındaydı. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.